Bağımsızlığımızı elde etmek için işgalcilere karşı savaştık. Antep'in gazilik ünvanını kazanışının 100. yılı başkentte kutlandı. İstiklal Savaşımızın Güney Cephesi, sivil halkın sokak sokak, hane hane direnişiyle milli mücadele tarihimizde ayrı bir öneme sahiptir. Bu destansı direniş kısa zamanda Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış ve kurtuluş mücadelemizin meşalesini yakmıştır. Birinci mecliste yapılan törene Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldı. Tören, meclisin açılışının 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapıldı. Vatan aşkı o zamandan bugüne kadar o meşale elden ele dolaşmış. Milli mücadelenin daha başında namusunu ve toprağını kanının son damlasına kadar savunan Antepliler, aslında Anadolu'da milli direnişe örnek olması bakımından da eşsiz bir kale olmuştur. Kutlamada Antep'e gazilik ünvanının verildiği 8 Şubat 1921 tarihli meclis oturumu canlandırıldı. Program sonrası konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdi. Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin bu işin bir olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir kanaatindeyim. Yeni anayasaya ilişkin bir mesajda törene katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bugün 1921 anayasasının ruhuyla yine Cumhuriyetimiz 2. yüzyıla girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taşlanacağına olan inancımız tamdır.